Herkese merhaba. Bu videoda bisikletimi elektrikli bisiklet haline getireceğim. Bunun için kullanacağım malzemeler 24 volt 200 watt gücünde fırçasız motor, 36 volt 350 watt gücünde sürücü, 36 volt kontak anahtar özelliğine sahip elektrikli bisikletler için bir gaz kolu bulunmakta. 3 tane kuru aküm mevcut, 12 volt 7 amper gücünde. Bunları görmüş olduğunuz gibi seriye bağladım. 36 volt 7 amperlik bir batarya grubu oluşturdum. Buradaki amacım bisikleti en ekonomik olarak nasıl elektrikli bisiklet haline getirebiliriz? Böyle ekonomik olan kuru aküleri bağladım. Bunun yerine LiPo batarya da bağlayabilirdim veya Lyon batarya grupları da yapabilirdim ama sadece bataryanın maliyeti 2000'in üstünde olurdu. O zaman ucuza elektrikli bisiklet yapamazdık. Bisikletimizi nasıl ucuz elektrikli bisiklet haline getirebiliriz? Bunun arayışı içine girmiş durumdayız. Ben de insanları belli bir bütçeyle bu ürünleri alsınlar ve bisikletini elektrikli bisiklet haline getirsinler diye bu videoyu hazırladım. Sizler de bisikletinizi bu yöntemle elektrikli bisiklet haline getirmek isterseniz videomun açıklama kısmında link var. O linkten motoru, sürücü, gaz kolunu satın alabilirsiniz. Aynı zamanda indirim kuponu da vereceğim. İndirimli olarak bu ürünü Banggood üzerinden alabilirsiniz. Vermiş olduğum linki girdiğinizde karşınıza böyle bir sayfa açılacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anki dolar kurundan dolayı ürünün fiyatı 1019 TL gözükmekte. Ben bu ürünü satın aldığımda ürünün fiyatı 700 lira civarındaydı. Bu videoyu izlediğiniz tarihten bir ay önce ben bu motoru almıştım. Bir ay içinde fiyat bu kadar değişmiş. Şurada gönderim yeri var arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda başka bir seçenek yok. Bu ürün size vergiler dahil olarak gelecektir. Yaklaşık 116 TL'lik gümrük vergisi ve aynı zamanda kargo ücreti bulunmakta. Devam dediğimizde bu ürünü vergiler dahil ücretsiz bir şekilde Aras Kargo evinize kadar getirecektir. Sizler de bu ürünü almaya karar verdiğinizde ürün size gelecektir. Geldiğinde de bu video sizin çok fazla işinize yarayacaktır. Çünkü bu videoda bu ürünün montajı ile ilgili size bilgi vereceğim. Aynı zamanda videonun içinde nasıl montaj yapabileceğinizi de göstereceğim. Aslında montajı çok basit arkadaşlar. Motor şöyle bir kablo ile geliyor. Ucunda da şu şekilde bir konnektör bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da Türkiye'de bulabilirsiniz. N11 gitti gidiyor da var. 3 ayaklı konnektör diye yazdığınızda sizler de bulabilirsiniz. Şimdi ürünün beyin bağlantısı, gaz kolu bağlantısıyla devam edeceğiz. Sürücü üzerinde bir sürü kablo var. Aslında bağlantısı çok basit. Şu 3 tanesi motor kablosu. Şu üçlü kabloda akü bağlantı kabloları. Motorumuzda Hall sensörü olmadığı için bunu boşta bırakıyoruz. Bazı sürücüler motordaki Hall sensörü girişleri olmadığı sürece çalışmaz. Beyin seçimi bu konularda çok önemli. Benim verdiğim linkten alırsanız sensörlü ve sensörsüz olan motorları bu beyinle çalıştırabilirsiniz. Bunu boşta bırakıyoruz. Şurada yeşil, kırmızı, siyah bir kablo var. Bu da arkadaşlar gaz koluna bağlanacak olan kablo. Diğerlerini de zaten boş bırakıyoruz. Diğerleriyle işimiz yok. 3 ayaklı konnektörümüzü, kabloları bu şekilde lehimledim. Bunun herhangi bir artısı, eksisi yok. Bunun yönlerini ters bağladığınızda motorun yönü ters olacaktır. Yeşille maviye veya yeşille sarının yerine değiştirdiğinizde motorun dönüş yönü değişecektir. Ben daha önceden denediğim için kabloların üzerine yazdım bu şekilde. Mavi, yeşile Y yazdım. Sarıyı da S yazdım. Uğraşmak istemedim. Aslında uğraşılacak bir şey yok da bir kere de bağlansın diye. Sadece göstermek amaçlı bunu bağlayacağım bu şekilde. Tabii sizler kabloları uçlarına keserek bunları bağlayabilirsiniz. Ama ilk önce tabii yönünü bulmanız gerekiyor. Burada Y harfi koymuşum. Bunu da yeşile bağlıyorum bu şekilde. Ve son olarak da maviyi buraya bu şekilde bağladım. Bu motor kablosu oluyor. Buradaki dişi konnektöre erkek konnektörü bu şekilde bağlayıp sıkmak için.
Şimdi gaz kolundan 3 tane kablo gelmekte. Bazılarında bu şekilde plastik içerisinde geliyor. Bunları plastik içinde gelenleri zaten bunun karşılığıdır. Direkt olarak buraya takarak bunu bağlantı yapabilirsiniz. Kırmızı kırmızıya, siyah siyah, yeşil de yeşile bu şekilde bağlamamız gerekiyor. İki tane kablomuz boşta. Bunlar da kontak anahtarının kablosu. Peki bunu nasıl bağlayacağız? Şimdi artı iki tane gözükmekte arkadaşlar. Bunun bir tanesi kontak için. İnce olan kablo beynin açma kapamasını sağlıyor. Bağlantısı da çok basit. Kalın olan kırmızı kabloyu beyaza bağlayacağız. Beyaz kabloyu. Sarı olanı da ince kırmızıyı bağlıyoruz bu şekilde. Tabi bunların uçlarını siz konnektör bağlayarak geçirmeli bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi batarya bağlantılarına geldi sıra. Ben kısaca bunu size özet olarak gösteriyorum. Tabi siz bunu mutlaka konnektörlü bir şekilde bağlayın. Kırmızı artı kablosudur. Beyindeki kalın kabloyla akünün artı kablosu aynı yere bağlanacak. Aküden gelen eksi kabloda yine siyah olan eksiye bağlanacak. Ben buraya değirdiğimde bir arc oluşacak arkadaşlar. Bunu problem yaratmanıza gerek yok. Beynin içindeki kondansatörler boş olduğu için ilk etapta arc yapmasını sağlıyor. Şimdi kabloları doğru bağladıysanız kontağı açtığımızda kontak kablosu yanacaktır. Kontak açık gördüğünüz gibi gaz kolunu hafif çevirdiğimizde motorun döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Evet, bağlantılarda herhangi bir problem yok. Her şey doğru bir şekilde bağlandı. Sizler de bu ürünü aldığınızda bağlantıları bu şekilde yaparsanız herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Şimdi görmüş olduğunuz bu malzemeleri bisiklet üzerine montajını yapacağım. Sonrasında bisikletin performansını ve hızını hep beraber görmüş olacağız. Bisikletimi görmüş olduğunuz gibi ters çevirdim. Çünkü bağlantı yapmam gereken yeri, bisikletin alt kısmı, ben buraya uygun gördüm ve buraya bağlayacağım. Bir tane civata var. Bu şekilde oynuyor arkadaşlar. Bunu istediğimiz ölçüde ayar yapabilmemiz için bu şekilde ayarlı bir vida olarak ayarlayıp göndermişler. Şimdi burada bir germe kolu var. Bunu önce bu şekilde geriyorum. Gerdikten sonra tekerlekle arasını mesafeli bırakacağım bu şekilde. Germe kordonunu bıraktığımda tekerleğimi bu motor tekerleğimiz değecek ve hareket etmesine olanak sağlayacak. Şöyle bir aparat daha göndermişler. Şaseye bu şekilde bağlamamız için. Gördüğünüz gibi motor tekerimiz tekerimizle temas etmediği için dönmüyor. Buna ihtiyaç duyduğumuzda şu kolu böyle bıraktığımızda motor tekerin tekere değdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu oldukça güçlü, içinde çok gergin yaylar var. Görüyorsunuz. Tekerleği döndürüyorum ve teker dönüyor. Siz de bu şekilde bağlayın.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bağlantıları yaptım. Motor sürücüsünü akünün yanına bu şekilde bağladım. Bu sürücüler içerisine su almıyor. Hani bu konuda içiniz rahat olsun. Bağlantıya bir tane sigorta koydum arkadaşlar. 30 amperlik güvenlik amaçlı. Şurada şarj girişi var. Şöyle 36 volt 5 amperlik bir şarj cihazım var. Bunun çıkış voltajı da yaklaşık 42 volt civarında. 42 voltla 3 tane seri bağlanmış kuru akümü şarj ediyor. Bu kuru akülerin her bir tanesi 14.4 volt ile şarj oluyor. Şarj fişini bağladım. Kırmızı ve yeşil yanmakta. Şarj kablosunu bağladığımda ise kırmızı yandığını görüyoruz. Şurada kırmızı yanan LED 2 var. Bataryalar dolduğunda o kırmızı lamba yeşile dönüyor ve şarjı kesiyor. Bu tip aküleri de böyle şarj cihazlarıyla şarj edebiliriz. Gördüğünüz gibi bataryalarım dolu ve yeşile geçti. Şurada bir kontak anahtarım var. Kontağı açtığımda bataryanın full olduğunu zaten görüyoruz. Şurada da motorla teker arasında bir gerginlik oluşturmak için bir mandal var. Bunu bu şekilde aldığımda motor boşta dönecektir arkadaşlar. Daha şöyle göstereyim. Bakın tekerle temas etmiyor. Sesi de duyuyorsunuz. Hiçbir şekilde tekerleği döndürmüyor. Ama bu kolu bıraktığımızda bu şekilde motorumuz tekerle temas ediyor ve görüyorsunuz tekerleği döndürmeye başlıyor. Motorun üzerinde yeşil şey kauçuk arkadaşlar. Hiçbir şekilde lastiğe zarar vermediği motorun açıklama kısmında mevcut. Sadece tekerlek seçimini tırtırlı değil de düz olan modelleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Benim elimde bu vardı. Bu şekilde bağladım. Aküleri de görmüş olduğunuz gibi Selam'in arkasına koydum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi elektrikli bisikletimin sürüş testiyle devam ediyorum. Thank you.